evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birlikte yaşamak var, sevmek var. O yüzden değildir, mutlaka değildir. Herkes mutlu olamaz. Yani bence insan bekarken de mutlu olabilir. Kimseye bağlı kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence insan mutluluğu kendisi yaratır ve tek başına da mutlu olabilir. Karşıdaki insanla iyi anlaşıyorsa mutluluğunu paylaşmış olur. Yani doğru bence. İnsan sevdiği insanla evlenince yani daha mutlu olur herhalde. Bekarlar da mutlu bir de. Yani evlenince sevdiği insanla hayatını birleştirince daha iyi oluyor bence. Mantık evliliği yapanlar da var. Yani sırf sevgiyle birlikte şey olmuyor yani, evlilik olmuyor. Birbirini seven insanlar evlenmiyor yani. Ben evli bir bayan olarak evet diyorum. Sevgi, saygı. Vallahi bekar gezmek bence de daha iyi. Bence evliler mutlu değil de yalandan. Şöyle söyleyeyim, evli olup bir yere bağlı kalmaktansa bekar olup arkadaşlarım gibi hayatını yaşamak daha mantıklı bence. Evlenip de neden kendimi genç yaşta bir yere kilitleyeyim ki? Yani sonuçta iki kişinin tamam birbirlerini seviyorlar ama çok sıkıntılı diye düşünüyorum kendi açımdan yani. Tabii diğer Türk insan ne der bilmiyorum. Evliler bekarlardan mutlu olur mu hiç be kızım ya? Kim diyor onu? Evli hiçbir zaman için mutlu olmaz. 80 yaşında bile adam ayrılmaya kalkıyor, boşanmaya kalkıyor. Mutlu da niye boşanmaya kalkıyor? Sevdiğine mutlu olur bir yere kadar. Ondan sonra sevgi de bitiyor, mutluluk da bitiyor. Erkeklik de bitiyor, dişilik de bitiyor. Sağlıklı olacaksın, varlıklı olacaksın. Ben tahmin etmiyorum. Yani öyle gözüküyor günümüzde. Aslında tabii ki doğrusu o değil ama bekarlar şimdi evlenmiyorlar yani. Önce 30 yaşından önce hep herkes hemen hemen evli düşünüyordu ama şimdi artık işsizler, biliyorsunuz üniversiteyi bitiyor, hala işsiz ordusundayız. Onun için onlara da hak veriyorum yani, yuva kurmada zorlanıyorlar. Bence mutluluk biraz göreceli. Kimine göre öyle, kimine göre öyle ama artık kişiye göre değişir. Ataerkil ailelerde o şekildeydi daha çok. Hemen evlensin, aileye yardımcı olsunlar yani diye daha çok onu yapıyorlardı. Ama şimdi artık kişiler özgür oldu. Kendi başlarına artık kendilerini idare ediyorlar. Bir de meslek edinmek şimdi çok daha zorlaştığı için erken evliliği düşünemiyor yani, istese de düşünemiyor. Önce iş, sonra evlilik diye düşündüğü için biliyorsunuz üniversite mezunlarının kaç, ne kadar artık dışarıda, şimdi şu sayısını bilmiyorum ama çok fazla sayıda dışarıda var. Mutluluk göreceli dediğim gibi yani herkese göre değişiyor. Kimisi parayla mutluluğu düşünüyor. Kimisi işle mutluluğu, meslekle mutluluğu düşünüyor. Kimisi de sevgiyle yani aşkla mutluluğu düşünüyor. Bu herkese göre değişiyor yani.